Sabah gün ağarırken bombalar yağdıran Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesindeki sivillere hedef aldı. Azerbaycan ordusu süratle karşılık verip köyleri işgalden kurtardı. Ankara'dansa Erivan yönetimine sert tepki geldi. Bakü yönetimi ise savaş hali ilan etti. Yat yara! Alçak saldırılarına bir yenisini ekledi Ermenistan. Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan köylerine havan ve top atışı düzenledi, sivilleri vurdu. Bölgede yine savaş zilleri çalmaya başladı. Tez ol, tez ol, çıkmak lazımdı buradan. Tez, tez. Fatih Ana. Fatih, o tarafa yok, sağa doğru çıkmak lazım. Sen sağa. Fatih, hemen yanımıza. Fatih gel, Fatih. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda köyü hedef aldı Erivan yönetimi. Azeri ordusu karşılık verdi. Ermenistan'ın radarlarını, topçu bataryalarını vurdu. Ermenistan askeri seferberlik çağrısı yaparken Azerbaycan savaş hali ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü. Azerbaycan liderinin "şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" sözlerine "tüm imkanlarımızla yanınızdayız" karşılığını verdi. MHP lideri Bahçeli de "Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Kanımızla, canımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi. CHP de Ermenistan'ı kınadı. Açtıkları kumpasın altında kalacaklardır. Bu kumpasta boğulacaklardır. Yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. Ermenistan'a sert tepki gösteren Ankara diplomasi atağı da başlattı. Rus Bakan Lavrov'la görüşen Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel mesajı verdi. Hulusi Akar da Azeri mevkidaşıyla telefonda durum değerlendirmesi yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Haberciler hain saldırıyı görüntüleyebilmek için sahadaydı. Anadolu Ajansı ekibi canını zor kurtardı. Muhabir arkadaşlarımız da zor durumda şimdi. Ermeniler bize de saldırdı. Havan topuyla hemen 200 metre yanımıza havan topu düştü. Şimdi araziden uzaklaşmak zorundayız.